Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Barnett, Bailey ve Ziegler tarafından yazılmış olan Genel Matematik kitabının sayfa 55'te yer alan alıştırmalar 2 birden devam ediyoruz arkadaşlar. İlk bölümde hangi soruları çözdük? 1'den 20. soruya kadar olan sorulara, hatta 28. soruya kadar olan sorulara baktık. Diğer sorular daha çok nokta çizimle ilgili. Onları geçiyorum. Ve 39. soruyla devam edeceğim. Bir fonksiyonun grafiği verilmiş. Bu fonksiyonun grafiğine bakarak da bizden bazı değerlerin hesaplanması istenmiş arkadaşlar. Bunları yapacağız. Hemen şimdi sorumuzun çözümüne başlayalım. Mesela ne istenmiş? Bu çok biraz daha kalın. Bu çok kalın oldu. Biraz daha evet, bakalım şöyle f-5. f-5 nedir diye soruyor. Bu bir kareli zaten kare çizgili bir düzlem üzerinde çizilmiş. O yüzden de rahatlıkla noktaların yerlerini bulabilirim. -1, -2, -3, -4 ve -5. -5 noktasında fonksiyon ne yapmış? X eksenini kesmiş. Öyleyse bu fonksiyonun bu noktada aldığı değer sıfıra eşittir. X eşittir -5 olduğunda fonksiyonumuzun grafiği X eksenini kestiğine göre y'nin aldığı değer sıfıra eşittir. Bunun dışında f5 kaça eşittir diye gene sormuş. F5'in kaç eşit olduğunu bulacağım arkadaşlar. Ona da bakalım. Bakın şurası 1, 2, 3, 4 ve şurası da 5. 5'e tekabül eden noktayı buluyorum. Burası 5'e 1, 2 ve 3. 5'e 3 noktası. Bu nedenle f fonksiyonunun x eşittir 5 olduğunda aldığı değer kaça eşittir? 3'e eşittir arkadaşlar. Bunun dışında 43. soruda fx eşittir 0 yapan x değerleri nelerdir diye sormuş. Eğer bakarsam bu fonksiyonun grafiği ekseni 2 farklı noktada kesmekte. Şunları hemen şöyle bakın sileyim daha rahat görmeniz için, karışıklık olmasın diye. Bakın iki farklı noktada kesiyor. Bir tanesi az önce de görmüştük. -5 noktasında x -5'e eşit olduğunda ne oluyor? Y 0 değerini alıyor. Yani fonksiyonun aldığı değer 0'a eşit oluyor. Diğeri ise bakın şuradaki nokta. O da x eşittir kaçtı? 1, 2, 3 ve 4. X eşittir 4 olduğu zaman da gene fonksiyonun aldığı değer kaça eşit? 0'a eşit. Demek ki fonksiyonun 0 yapan x'ler 2 tane. Bir tanesi x eşittir 4. İkincisi ise x eşittir eksi 5. Başka bir soruda ise ne demiş? Bu sefer de fx eşittir eksi 4 olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. Bakalım onu da hemen gösterelim. -4 dediğimiz, bakın hemen bulalım. -1, y eksinin üzerine bakıyorum. -1, -2, -3 ve -4. Y'nin -4'e eşit olduğu noktaya bulmak için de y eşittir -4'de y eşittir -4'ten geçen yatay bir doğru çiziyorum. Ve bu doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulacağım. Burası 5 ise şurası da eksi 6 oluyor. Eksi 5, eksi 6. Demek ki f eksi 6 kaça eşitmiş? Eksi 4'e eşitmiş arkadaşlar. Bunu da hesaplamış olduk. Bunun dışında ne sormuş? Mesela 4. 4 eşittir fx diye sormuş. Fx'in 4'e eşit olduğu noktadaki evet x'ler nelerdir diye sormuş. Bakın ona bakalım. Yine isterseniz şurayı sileyim. Çok fazla karışıklık olmasın. Grafiğin üzerindeki noktalarımızı silelim. Şimdi bakalım. İlk 4'ü bulmam lazım. Burası 1, 2, daha ince bir kalem. 2,
3 ve 4. Şurası 4. Bu 4 noktasından geçen yatay bir doğru çizeceğim ve bu yatay doğrunun grafiği kestiği noktada x eksenine tekabül eden dik bir doğru çizeceğim. Bakın şu nokta çok karışık oldu grafik bu şekilde olunca da değil mi? Biraz fazla. Evet, x eşittir eksi 4'ten ne yapıyorum? Y ekseninden geçen bir doğru çiziyorum. Burası y eşittir 4 noktası. Ve grafiği kestiği noktayı belirledikten sonra da ne yapıyorum? Onun x ekseni üzerine izdüşümünü buluyorum. Şu nokta 5'e 4 noktası. Yani fonksiyonun 4 değerini alması için x'in 5 olması gerekiyor diye söylüyorum arkadaşlar. Bir başka soruda ise, bir başkasında ise ne demiş? X sıfırdan küçük olmak üzere demiş. Fx eşittir 3 olan değeri hesaplayınız diye söylemiş arkadaşlar. Şimdi de ona bakalım. Şimdi ona bakalım. Gene izninizle grafiği temizleyeyim daha rahat görmemiz için. Evet, bakın. F fonksiyonunun 3 değerini aldığı noktayı belirleyeceğim. Burası 1, burası 2 ve burası 3. Şurası y eşittir 3 arkadaşlar. Ve baktığımız zaman buradan bir yatay doğru şöyle çizdiğimizde dikkat ederseniz ve sıfırdan küçük olması gerekiyor x'lerin. Bir tanesinin ne olduğunu görüyorum. Eksi 4, bir tanesinin de eksi 2 olduğunu görüyorum. Yani f eksi 2 kaça eşit? 3'e eşit ve f eksi 4 gene kaça eşit? 3'e eşit arkadaşlar. Şu grafikte isterseniz biraz daha ince bir kalemle çizersem belki daha iyi göreceğiz. 1, 2 ve 3 noktasını buldum. Burası 3. Y eşittir 3 noktasını bulduktan sonra buradan geçen yatay bir doğru yapıyorum ve bu yatay doğrunun grafiği kestiği noktalardan x eksenine dik izdüşümler alıyorum. Şurası eksi 4 noktası, burası da kaç noktası? Burası da eksi 2 noktası. Eksi 2 ve eksi 4'ün görüntüsü kaça eşit? 3'e eşit. X burada sıfırdan küçük olduğunu söylendiği için ben bu ikileri aldım. Aslında dikkat ederseniz bir başka noktada daha gene fonksiyonun aldığı değer kaça eşit? 3'e eşit. O da f5'ti. F5 de aslında 3'e eşit. Ama bana x'in sıfırdan küçük olduğu söylendiği için ben sadece 1 ve 2 cevabını kabul edeceğim. 3 cevabını kabul etmeyeceğim. Çünkü 5 sıfırdan burada büyük olduğu arkadaşlar. Sonraki örneklerimize bakacak olursak, sonraki örneklerimizde ise şu söz konusu. Demiş ki eğer f fonksiyonu 2x eksi 3 ve g fonksiyonu da x kare artı 2x'e eşitse her bir ifadeyi bulunuz demiş. F5'i nasıl hesaplayacağız? F5'i hesaplamamız için arkadaşlar yapmamız gereken şey, F5'i bulmamız için yapmamız gereken şey fonksiyonumuzda, f'nin fonksiyonunda x'in yerine 5 yazmak olacak. Pekala, x'in yerine ne yapacağız demiştik? 5 yazacağım. 2 çarpı 5 eksi 3. 2 kere 5 10. 10'dan da 3 çıkartacağım. Sonuç kaç? 7. G eksi 8. G fonksiyonunda x kare artı 2x'te x'in yerine eksi 8 yazacağım. Eksi 8'in parantez karesi artı 2 çarpı eksi 8. Bu da neye eşit olacaktır? 64 eksi 16. Yani 14.6 çıkarsa 8, 5'ten 1 çıkarsa evet cevap eksi 48 olacak. F 10 artı 4. Bakın bu aslında F 10 artı 4 bu ne demektir? F 14'ü bul demektir. X'in yerine 2 çarpı 14 eksi 3. 2 kere 14 28. 28'den de 3 çıkacak. 28 eksi 3 burada ne yapar? 25 yapar. Bu ise farklı. Burada F 10 ile F 4'ün toplamını bul diyor. F 10'u ilk önce bulmam lazım. F 10 kaç eşittir? 2 çarpı 10 eksi 3'ten 20 eksi 3 yani 17'dir.
F4 kaça eşittir? F4'te 2 kere 4 eksi 3 eksi 3. Yani 8 eksi 3'ten 5'e eşittir. İkisinin toplamları istendiği için de cevabımız 22 olmuş olur. Geri kalan soruları da size bırakabiliriz. 55 ile 60 numaralı problemlerde her bir fonksiyonun tanım kümesini bulunuz demiş. Bu gerçekten önemli. Bir fonksiyonun nerede tanımlı olduğunu bilmemiz bizim için önemli. Bu sorunun hepsini teker teker o yüzden yapacağım. Fx fonksiyonuna baktığımız zaman arkadaşlar burada biz bu tarz fonksiyonları aslında polinom fonksiyon diyeceğiz. İleride göreceğiz ama x'in üçüncü kuvveti, x'in karesi ve bir de sabit teriminin yer aldığı bir fonksiyon bu. Bir kere tanım kümesini bulurken yapacağımız şey şu. Hangi, yani x'ler hangi kümenin elemanı olmalı ki? X'ler hangi sayılar olmalı ki? Fx dediğimiz fonksiyonun aldığı değerler reel sayı olsun. X'ler hangi kümeden olmalı ki? Fx'in aldığı değerler reel sayı olsun. Ben bu sorunun cevabını arıyorum. Şimdi bakalım. 2x küp eksi x kare artı 3. Eğer x bir reel sayı olursa, x bir reel sayı olursa, x'in kübü de bir reel sayı olur. Hatta ben bunu burada yazmayayım. Şurada yapalım. 2x küp eksi x kare artı 3'tü zaten. Boş bir sayfada yapalım. Daha güzel olacak. Evet, bir neydi? Bu hangi soruydu? 55. soruydu. 55. soruyu yapıyorum. Fx, büyük fx eşittir. Fx eşittir. 2x küp eksi x kare artı 3. Bunun tanım kümesini, en geniş tanım kümesini bulunuz demiştik. Şimdi tanım kümesini bulurken tekrar ediyorum. Amacımız ne? X'ler hangi kümeden olmalı ki bunun sonucu bir reel sayı olsun? Ve bu kümede olabilecek en geniş küme. Şimdi bakalım eğer şunu biliyorum. Eğer x'ler reel sayı olursa yani her x reel sayısı için x'in kübü bir reel sayıdır. Çünkü reel sayıların çarpımı da bir reel sayı olur. X küp reel sayıdır. 2 de bir reel sayıdır. Öyleyse 2 ile x küpün çarpımı da bir reel sayıdır. Tamam. X'in karesi reel sayıdır. Eksi x kare de reel sayıdır. Bu da tamam. Zaten 3 de bir reel sayıdır. Peki bu durumda 3 tane reel sayının toplamı veya işte farkı bakın 2x küpten x kare çıkacak. Bu bir reel sayıydı. Bu da bir reel sayıydı. Bu da bir reel sayıydı. Reel sayılar kümesi toplama, çıkartma, çarpma ve sıfırdan farklı bir sayı bölünme işlemlerine göre kapalı olduğundan dolayı bunun sonucunda ne çıkar? Bir reel sayı çıkar. Yani x bir reel sayı olduğunda 2x küp eksi x kare artı 3 de reel sayı olur. Öyleyse bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi tüm reel sayılardır. 2x küp eksi x kare artı 3'ü bu ifadeyi reel sayı olmaktan çıkartan, reel sayı olmasına engel olan hiçbir x değeri yoktur. Hiçbir x sayısı yoktur. Doğal olarak bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi tüm reel sayılardır. 57. soruya bakalım. 57. soruya baktığımız zaman da şunu gözlemliyoruz. Burada küçük f ile gösterilmiş bir fonksiyon var. X eksi 2 bölü x artı 4. Şimdi buna baktığımız zaman biz bu tarz fonksiyonları da rasyonel fonksiyonlar diyeceğiz. Yine diğer ilerleyen derslerimizde. Bölüm şeklinde verilen bir soruda arkadaşlar neye dikkat etmeniz lazım? Bir kere bölümde ne problem ne sıfıra bölüm problemi. Bu tanımsız. Yani bir sayının sıfıra bölümü tanımsız. Payda da asla sıfır yer almamalı. Öyleyse neye dikkat edeceğim? X artı 4 ne zaman sıfıra eşit olur? X artı 4'ü sıfıra eşitleyeceğim ve buradan da x kaç çıkacak? Eksi 4. Eğer demek ki ben ne yapıyorum? Eksi 4, f eksi 4 ne oluyor? Tanımsız oluyor. F eksi 4 tanımsız oluyor. Neden? Çünkü f eksi 4 dediğimiz şey x yani eksi 6 bölü 0 ve bu sonuçta tanımsız olduğuna göre demek ki
Eksi 4'te bir problem var. X'in eksi 4 olmaması gerekiyor. Bu bölümün tanımlı olması için bu bölümün sonucunun x eksi 2 bölü x artı 4'ün bölümünün bir reel sayı olması için x'in eksi 4'ten farklı olması, yani paydanın 0'dan farklı olması gerekiyor. O yüzden de en geniş tanım kümemiz reel sayılar fark ne olacaktır? Eksi 4 olacaktır. Tüm reel sayılardan eksi 4'ü çıkarttığımız zaman elde edeceğimiz küme bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi olacaktır diye söylüyoruz. 59. soruya bakalım. Aslında sırayla gitmemiş olduk ama 59'dan devam ediyorum. 59. soruda gx demiş. Pardon. Gx demiş. Şunu düzgün yazalım. Hatta bunu başka bir renkle yazalım. Gx fonksiyonu demiş eşittir. Karekök içerisinde 7 eksi x. Şimdi aslında ben karekökün ne olduğunu tanımlamıştım daha önceki dersimde ama tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi a sıfırdan büyük veya eşit olan bir reel sayı olsun ve x kare eşittir a diye bir denklem verilmiş olsun. Bu denklemin x kare eşittir a denkleminin pozitif köküne evet a sayısının kare kökü denir ve kare kök içerisinde a ile gösterilir. Yani arkadaşlar bir sayının kare kökünün tanımlı olması için o sayının sıfırdan büyük veya eşit olması gerekir. Tanımlı olması derken reel sayı olması için. Karekök içerisinde 5 bir reel sayı iken karekök içerisinde eksi 5 bir reel sayı değildir. Neden değildir? Çünkü karekök içinde eksi 5 demek x karıştır eksi 5 denkleminin kökü demektir. Ve arkadaşlar reel sayılar kümesinde x karıştır eksi 5 olması söz konusu değildir. Hiçbir reel sayının karesi negatif olamaz. Hiçbir sayının karesi negatif olamayacağına göre kök içinde eksi 5 de reel sayı olması mümkün değildir. Demek ki bize ikinci dereceden bir köklü ifade verilirse o zaman bu köklü ifadenin tanımlı olması için, bunun tanımlı bir reel sayı olması için 7 eksi x'in sıfırdan büyük veya eşit olması gerekmektedir. Bu eşitsizliğin her iki tarafına x eklersem, o yüzden 7 büyük eşittir x olur. Yani benim sayılarımın 7'den küçük veya eşit olması gerekiyor x'leri. Demek ki benim en geniş tanım kümem neymiş? 7 ve 7'den küçük olan tüm reel sayılarmış. Eğer arkadaşlar ikinci dereceden bir köklü ifade görürseniz, bilin ki bu fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulmak için yapmamız gereken şey kökün içinde yer alan ifadenin pozitif veya sıfır olduğu yani negatif olmadığı aralığı bulmak olacaktır. Diğer sorularla devam edeceğim. Hangi sorularla? Tabi sırayı karıştırdık biz. 56. soruya geçtim. 56. soruya baktığımız zaman 56. soruda da ne var? Büyük H ile göstermiş olan bir fonksiyon var. Ve 7 eksi 2x kare eksi x üzeri 4. Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman bu da 55. soruyla çok benziyor. 7 bir reel sayı. Eksi 2x kare var. X'in kuvveti var. Eksi x üzeri 4 var. Bu bir polinom. 4. dereceden daha sonra göreceğimiz türde fonksiyonlar bunlar. Ve gene şunu söyleyebiliriz. Her x reel sayısı için x'in karesi reel sayıdır.
X'in dördüncü kuvveti reel sayıdır. Zaten 7 zaten kendisi reel sayı. Eksi 2x kare de reel sayıdır. Eksi x üzeri 4 de reel sayıdır. Doğal olarak bu 3 tane reel sayının toplamlarını aldığınız zaman elde edeceğiniz hx fonksiyonu da ne olacaktır? Tabii ki bir reel sayı olacaktır. Çünkü reel sayılar kümesi arkadaşlar tekrar edelim. Toplama, çıkartma, çarpma ve sıfırdan farklı bir reel sayı karşı sıfırdan farklı bir reel sayıyla bölünmeye göre nedir? Kapalıdır. Yani iki tane reel sayının çarpımı reeldir. İki tane reel sayının toplamı reeldir. İki tane reel sayının farkı reel sayıdır ve sıfırdan farklı bir reel sayı bölümünde gene bir reel sayıdır. Doğal olarak bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi tüm reel sayılar olacaktır. 58. sorudaki örneğimize bakarsak gx eşittir. O da x artı 1 bölü x eksi 2. Bu da 57. sorunun bir başka benzeri, başka formatı. Gene burada x artı 1, x eksi 2 bölünmesini görüyoruz. Bu bölümün tanımlı olması için paydanın sıfırdan farklı olması yani x'in 2'den farklı olması gerekiyor. Bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi tüm reel sayılar fark 2'dir. Çünkü bu fonksiyon 2 noktasında tanımlı olamaz. Ve 60. soruda ise bir başka örnek daha var. O da fx eşittir. 1 bölü karekök içerisinde 5 artı x var. Burada hem karekök var hem de bölüm var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bölüm olduğu için bir kere her şeyden önce 5 artı x'in karekökü 0'a eşit olamaz. Karekök olduğu için de 5 artı x'in tanımlı olması için, bu ifadenin bir reel sayı olması için ne olması gerekiyor? 5 artı x'in 0'dan büyük veya eşit olması, yani 5'in eksi x'ten büyük veya eşit olması gerekiyor. Yalnız 5 artı x'in 0'dan farklı olması için 5 artı x 0'dan farklı, yani x eksi 5'ten farklı olmalı. X eksi 5'ten farklı olmalı. Bu ikisini bir arada düşünecek olursak, yani 5 büyük eşittir eksi x ve 5 x 5'ten farklı olmalıdır düşünecek olursanız x'in bu durumda ne olması gerekir? X'in 5'ten küçük bir sayı, pardon özür dilerim. Eşitsizliği yanlış ifade ettik. Bunu da düzenlememiz lazım. Değil mi? 5 her tarafı eksi 1 ile çarpmam lazım. Eksi 5 küçük eşittir. X eşitsizlik yön değiştirecek. Doğal olarak bu iki durumu bir arada düşündüğümüzde o zaman x'in eksi 5'ten ne olması gerekiyor? X'in eksi 5'ten büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Evet, x büyüktür. Eksi 5 olmalı. Ancak o zaman bu fonksiyon tanımlı olur. Yani tanım kümesine yazacak olursak eksi 5 ve eksi 5'ten büyük olan sayılar ne olacaktır? Bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi olacaktır arkadaşlar. Daha sonrasında ise 61 ile 68. sorular arasında ise denklemler verilmiş ve bunlar bu denklemlere bakarak bunların birer fonksiyon tanımlayıp tanımlamadığını ifade etmemiz gerekiyor. Size böyle bir denklem verildiğinde yapmanız gereken şey şu. Y eşittir fx formunda yazmak arkadaşlar ve bu eşit yazdıktan sonra da her x'in sadece ve sadece tek bir y ile eşlendiğine dikkat etmek ve aynı zamanda tabii her burada x evinde reel sayı olması durumu söz konusu olacağına göre ona da bakmamız gerekecek. Yani her reel sayı için y eşittir fx'te tanımlanan y bir reel sayı tanımlanan ona bakmamız gerekecek. Şimdi buradan y'yi düzenlersem y ne olur? X kare eksi 1'e eşit olur. Bakalım. Y eşittir x kare eksi 1. Her x reel sayısı için x'in karesi reel sayıdır. Eksi 1 zaten reel sayı. Öyleyse x'in karesi eksi 1'de ne yapar? Bir reel sayı olur.
Doğal olarak bu bir fonksiyon tanımlar mı? Tanımlar. Ve her yani x'in karesi x reel sayısı için x'in karesi tektir. Değil mi? Her reel sayının karesi tektir. X'in karesi eksi 1 de tektir. Doğal olarak bu eşitlik bir x'i birden fazla sayıyla eşleştirmesi mümkün değildir. Bu bir fonksiyon tanımlar. Bu bir fonksiyon tanımlar. Reel sayılardan reel sayılara f fonksiyonu r'den r'ye olmak üzere işte y eşittir fx eşittir x kare eksi 1 bir fonksiyon arkadaşlar tanımlar fonksiyon. Bu soruda herhangi bir sorumuz yok. Şimdi 63. soruya bakalım. 63. soruda ise ne söz konusu? X artı y'nin karesi eşittir 10. Burada amacımız y'yi çekip fx biçiminde yazmak. O yüzden de y'nin karesi eşittir 10 eksi x diye yazıyorum. Ve bu denklemden y'yi bulabilmek için her iki tarafın karekökünü almak zorundayım. Her iki tarafın karekökünü aldığımız zaman birinci falsonun nerede çıkacağını zaten görüyoruz. Önce şu kök içinde y kare mutlak diğer y eşit onu bir yazayım. Kök içinde 10 eksi x. Bir kere her şeyden önce arkadaşlar burada az önce söylemiştik kök içinde 10 eksi x'in reel sayı olması için 10 eksi x'in sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Yani 10'un x'ten büyük veya eşit olması lazım. Bu şart bize söylenmedi. Bu şart bize verilmedi. Arkadaşlar, zaten bu şart bize söylenmediği için direkt olarak burada fonksiyon değildir diyebilirim. Neden? Çünkü x'ler ne demiş? Bakın x'ler 10'dan küçük veya eşit olur ise kök içinde 10 eksi x reel sayı oluyor. Mesela x 10'dan büyük bir sayı olursa, diyelim ki x eşittir 11 olursa, mutlak değer y eşittir karekök içerisinde eksi 1. Bu denklemin reel sayılarda yani kök y eşit, mutlak değer y ne oldu? Reel sayı olmayan bir sayıya eşit oldu. Bu denklemin tabii ki reel sayılarda bir karşılığı yok, bir çözümü yok zaten. O yüzden bir kere bu koşulun mutlaka size verilmesi lazım. Diyelim ki bu koşul size verildi. Verilmediyse direkt olarak bu aşamada hemen ne diyebilirsin? Diyebilirsin ki bu fonksiyon değil. Bu koşul verilmedi ise. Varsayalım verildi. Diyelim ki dendi ki başında soruda şöyle söylendi. X'in küçük eşittir 10 olduğu varsayımı altında diyelim. Varsayımı altında x artı y'nin karesi eşittir 10. Fonksiyon tanımlar mı? Bakalım bu verilmiş olduğu zaman fonksiyon tanımlar mı? Ona bakalım. Yani her şey önce kök içinde 10 eksi x'in artık reel sayı olacağını garantilemiş olduk. Ama bu sefer sorunumuz söylüyor. Mutlak değer içerisinde y eşittir karekök içinde 10 eksi x. Şimdi mutlak değer y'nin açılımına bakalım. Mutlak değer y neye eşittir? Y'ye eşittir eğer y negatif olmayan bir sayı ise, eksi y'ye eşittir eğer y sıfırdan küçük bir sayı ise. Bu durumda mutlak değer y iki farklı değer alacağına göre bu denklem 1 y eşittir karekök içerisinde 10 eksi x, 2 y eşittir eksi karekök içerisinde 10 eksi x'e eşit olmuş olur. Peki bunun anlamı ne? Bunun anlamı ne arkadaşlar? Bakın şimdi anlamının ne olduğunu söyleyelim. X eşittir diyelim ki ne olsun? 5 olsun. X eşittir 5 olduğu zaman kaç farklı değer elde edeceğim? Bakın şimdi 1, y eşittir karekök içinde 5 elde edeceğim. Bir de y eşittir karekök içerisinde eksi kök içinde 5 elde edeceğim. Yani 5 sayısı iki farklı y değeriyle eşlendi. Y eşittir kök içinde 5 ve y eşittir kök içinde eksi kök içinde 5 diye iki farklı değerle eşlendi. Öyle oysa ki
verilen bir denklemin fonksiyon olması için her x'in sadece tek bir yeyle eşlenmesi gerekiyordu. Bu şart sağlanmadığı için x küçük eşittir 10 olduğu varsayımı altında dahi ne olmuyor? Bu bir fonksiyon arkadaşlar tanımlamıyor. Bu bir fonksiyon tanımlamıyor. Sonraki örneğimize bakalım. Şimdiki örneğimiz ise şurada bir saniye neydi? x çarpı y eksi 4y eşittir 1. Y eşittir fx formunda yazmam lazım. Y parantezine alayım. X eksi 4 eşittir 1 oldu. Şimdi burada arkadaşlar her tarafı x eksi 4'e bölmem lazım, değil mi? Her tarafı x eksi 4'e bölmem lazım. Ama bu bölmeyi yapabilmem için x eksi 4'ün 0'dan farklı, yani x'in 4'ten farklı olması lazım. Neden? Çünkü bölme işlemi 0, yani 0'dan farklı bir selime bölebilirim. Şimdi y çarpı x eksi 4 eşittir 1 verilmiş. Benim y'yi buradan değil mi? Tek başıma yapmam lazım. Her tarafı x eksi 4'e bölmem lazım. Ama x eksi 4 sıfırdan farklı mı? Bana söylenmiş mi? Söylenmemiş. O zaman ben nasıl olup da y eşittir 1 bölü x eksi 4 diyeceğim? Diyemem. X 4'ten farklı olmadığı zaman, olmadığında arkadaşlar bu bir fonksiyon tanımlamaz. Hemen bu şekilde söyleyebilirsiniz rahatlıkla. Evet, x kare artı y kare eşittir 25 diye bir başka ifade daha var. Şurayı da şöyle silebiliyor muyuz? Neyse. Tamam. Bir saniye, ne oldu? Şöyle eskiden kalmış. Şimdi bakın başka bir soru daha var. X kare artı y kare eşittir. Ne bu? 25. Bu bildiğimiz nedir aslında? Bu arkadaşlar merkezi orijinde olan, yarıçapı 5 birim olan bir dairede. Tabii benim çizdiğim şey daireden başka her şeye benzedi. Olsun. Şimdi bakın bunun grafiğinden aslında fonksiyon olmadığı belli oluyor. Nereden biliyorum? Şöyle dik doğrular çizecek olursam bu doğrular grafiği iki farklı yerde kesecek. Yine az önce yaptığım gibi y'nin karesini çekiyorum. 25 eksi x kare yazıyorum. Her iki tarafın karekökünü alıyorum. Karekök içinde y kare eşittir. Karekök içinde 25 eksi x kare diyorum. Ve bu da mutlak değer y eşittir. Kök içinde 25 eksi x kare oluyor. Burada ilk başta birinci falsomuz ne? Birinci sıkıntı. Birinci sıkıntı şu. Kök içinde 25 eksi x karenin reel sayı olması için reel sayı olması için 25 eksi x kare sıfırdan büyük veya eşit olmalıdır. Yani x'ler eksi 5 ile 5 aralığında yer almalıdır. Bu şart size verilmemişse, zaten fonksiyon olmaz. Bu ifade, yani x'lerin eksi 5 ile 5 arasında olduğu verilmediyse, eksi 5 küçük eşittir x, o da küçük eşittir 5 bilgisi verilmediyse, zaten bu bir fonksiyon tanımlayamaz. Kök içinde 25 eksi x kare fonksiyon değil. Ha, diyelim ki sana bu verildi. Dedi ki tanım kümesi, fonksiyonun tanım kümesi eksi 5 ile 5 arasındaki tüm reel sayılardandı. Bakalım bu sefer fonksiyon tanımlanacak mı? Fonksiyon tanımlanacak mı? Bu sefer artık karekökün içinin tanımlı olması durumu söz konusu. Ama mutlak değer y eşittir karekök içinde 25 eksi x karenin çözümü şu. Y eşittir kök içinde 25 eksi x kare ve y eşittir eksi kök içinde 25 eksi x kare. Ne oldu? Mesela x eşittir 1 aldım. X eşittir 1 neyle eşleşiyor? Y eşittir karekök içinde 24 ile ve y eşittir eksi karekök içinde 24 ile. Oysa ki x'in birden fazla değer eşleşmesi ne olması mümkün değildi? Fonksiyonda mümkün değil. Yani birin tek bir görüntüsü olması lazımdı. Bu şart sağlanmadığına göre gene bu fonksiyon olamaz.
olmaz arkadaşlar. Fonksiyon olamaz. Çok rahatlıkla bunu da söyleyebilirsiniz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Diğer sorularımıza daha sonra devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Vaktinizi ayırdığınız ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyorum. Sağlıkla, esenlikle kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek ümidiyle.